Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Photoshop Beta'ya gelen yeni yapay zeka özelliğini Adobe duyurmuştu. Yaklaşık 1-2 gün önce özellikle de online kullanabileceğiniz yeni Adobe Express Beta'yı yapay zeka desteğiyle birlikte duyurdular. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan detaylı incelemesine bir göz atalım. Öncelikle Adobe Express'i hiç kullanmamış veya bilmeyenler için ufak bir hatırlatma yapalım. Adobe Express'i internet üzerinden online kullanabileceğiniz, aynı zamanda mobil uygulaması olan, ağırlıklı olarak grafik ve tasarım çalışmaları yapabileceğiniz, Adobe'nin çıkarttığı bir nevi Canva'ya benzeyen oldukça başarılı bir yazılımı, Adobe Express Beta'yı kullanmanız için Adobe'nin kendi sitesinden veya Creative Cloud hesabınız varsa oradan ulaşıp ücretsiz kullanabilirsiniz. Evet, Adobe Express Beta'ya geldiğimizde yeni eklenen birçok özellik olduğu gibi aynı zamanda yazarak çalışmalar yapabileceğimiz yeni yapay zeka özelliği Adobe Express'e de gelmiş oldu. Sol taraftaki menülere geldiğimizde işinizle alakalı hangi çalışma yapmak istiyorsanız bu hazır hızlı menüden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Action'ları ve yapay zeka özelliğini buradan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çalışma sayfanızı da bu kısımdan yeni bir proje deyip oluşturabilirsiniz. Bir aşağıya indiğimizde daha önce hazırladığınız veya yarım kalan çalışmalarınız varsa buradan ulaşabilirsiniz. Bir aşağıya inip Explore'a dediğimizde buraya yeni gelen hazır şablonları, fotoğrafları, videoları, birçok elementleri ve background'lara kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir aşağıya geldiğimizde günlük ve haftalık çalışmalarınızı kendinize göre programlayabilirsiniz. Şöyle tekrar bir ana sayfaya gelelim. Şimdi ana sayfamızda isterseniz sosyal medya hesapları için çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Veya tüm sosyal medya hesapları için animasyon şeklinde videolar oluşturabilirsiniz. Fotoğrafa geldiğimizde İstediğiniz sosyal medya hesapları için profil fotoğrafları vesaire oluşturabilirsiniz. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde Adobe Firefly'deki yazarak resim oluşturma özelliği ve yazı efektlerini artık Adobe Express'te de uygulayabileceksiniz. Aynı zamanda arka plan temizleme gibi yeni gelen birçok özelliği dediğim gibi Adobe Express'te de artık kullanacağız. Aynı zamanda yeni gelen yapay zeka özelliğini üst menümüzden de ulaşabilirsiniz. Tabi burada oluşturmak istediğiniz fotoğraflarınızı İngilizce yazacağız. Yakınlarda Türkçe dil desteği geldiğinde muhtemelen Adobe Express'e de gelecektir. Hemen şöyle bir tane bir fotoğraf oluşturalım. Süveter giymiş bir köpek fotoğrafı isteyelim. Generate diyelim. Evet, süveter giymiş 4 tane tatlı köpeğimizi bizim için oluşturdu. Siz istediğinizi seçip üzerlerinde değişik çalışmalar yapabilirsiniz. Aynen Firefly'de olduğu gibi renk düzenlemelerini ve efektleri uygulayabilirsiniz. Tekste geldiğimizde yine yapay zeka eşliğinde yazılar oluşturabilirsiniz. Şöyle aşağılara doğru inelim. Şöyle bir yazı karakterini deneyelim. Şuraya doc diyelim ve bizim için oluşturmasını isteyelim. Aynı zamanda bu yazılarımızı da buradan çeşitli varyasyonlarını da deneyebilirsiniz. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda değiştirmek istediğiniz veya eklemek istediğiniz yazıyla alakalı birçok şey oluşturabilirsiniz. Şöyle sol taraftaki menülere geldiğimizde değişik elementler, background'lar, ikonlar ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda sağ üst tarafta katmanlar ayrılmış bir şekilde aynı Photoshop Layer paneli olduğu gibi katmanlarınızı görüp müdahale işleminizi yapabilirsiniz. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten girmeye de gerek yok. Arayüzü kullanımı oldukça basit ve birçok işleminizi kolayca yapabileceksiniz. Unutmadan bir şey söyleyeyim size. Medya geldiğimizde İsterseniz bilgisayarınızdan veya buradaki hazır şablonları kullanıp çalışmalarınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi özellikle sosyal medya hesaplarına iş yapanlar için Adobe Express'in içerisinde bulunan hazır şablonları kullanıp düzenlemeler yapabiliriz. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde Instagram için, TikTok için, Instagram Stories'i için, YouTube ve mobil için hazır şablonları kullanabilirsiniz. Şöyle Instagram Stories'i diyelim. Şöyle bir şablonu seçelim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir futbol animasyonu timeline ile birlikte karşımıza geldi. Şimdi bu şablonumuzu kendimize göre uyarlayalım. Ben Galatasaraylı olduğum için Icardi ile alakalı düzenleme yapacağım. Siz tabii ki tuttuğunuz takıma göre isterseniz bu şablonu veya farklı şablonlar deneyip değişik düzenlemeler yapabilirsiniz. Şöyle hemen üstteki yazıya gelelim. O kısmı Galatasaray yazalım. Aşağıdaki yazıya gelelim. O kısma da Mauro Icardi diyelim. Hemen sol tarafta isterseniz yazı fontunu değiştirebilirsiniz veya rengini değiştirip birçok düzenlemeler yapabilirsiniz. Şöyle rengine gelelim. Custom diyelim. Buradan şöyle bir kırmızı rengi seçelim. Hemen Galatasaray'a gelelim. Aynı şekilde Galatasaray rengini de şöyle sarıya doğru getirelim. Okey diyelim. Evet, sol alttaki futbol topu animasyonu seçelim. FX'e gelelim. Şöyle bir sarı rengi seçelim. Sağ üstteki topu seçip tekrar FX'e gelelim. Ona da şöyle bir kırmızı rengi verelim. Şöyle katmanlara geldiğimizde
çalışmamızı daha rahat bir şekilde görebiliriz. Hemen şöyle arka background'umuza gelip klavyemizden delete diyelim. Evet, arka background'umuzu sildik. Şimdi medyamıza gelelim. Şöyle bilgisayarımızdan ben Icardi'nin ufak bir görüntüsünü hazırlamıştım. Hemen onu seçelim. Aç diyelim. Evet, gördüğünüz gibi görüntümüz 5. katman olarak en üste gelmiş oldu. Katmanımızı şöyle en alta getirelim. Sol tarafta fit dediğimizde sayfamızın ölçüsüne göre görüntümüz yerleşmiş oldu. Şimdi aynı şekilde FX'e gelelim. Buradan şöyle bir kırmızıyı seçelim. FX'ten çıkalım. Opaklığımızı da şöyle 50'ye kadar düşürelim. Şöyle bir oynatalım. Şöyle gelsin. Tabii bu görüntünün devamı da var. İsterseniz devamını da hazırlayabilirsiniz. Veya bu şekilde ufak bir animasyon tarzı görüntü oluşturabilirsiniz. Şöyle adjustment'a geldiğimizde kontrast, ışık ve renk düzenlemesi uygulayabiliriz. Aynı zamanda animasyon deyip yazınıza değişik hareketler verebilirsiniz. Şöyle geri gelelim. Animasyonun hızını da buradan ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda yazınızla alakalı gölge işlemini de çalışmanıza göre uyarlayabilirsiniz. Yazı efekti dediğimizde prompt yazarak da istediğiniz yazı efektini uygulayabilirsiniz. Birçok şablonları, elementler, arka planları, ikonları hazırladığınız animasyonunuza eklentiler yapabilirsiniz. Onları da hareketlendirebilirsiniz. Yani arkadaşlar, gördüğünüz gibi kullanımı oldukça basit. Bu işlerden anlamayanlar bile bu tip animasyonları artık rahatlıkla oluşturabilir. Unutmadan şunu da söyleyeyim size. Aynı zamanda medyanın içerisinde Adobe Express'in içerisinde bulunan müzik ve ses efektlerini kullanabilirsiniz. Birçok şeyi yapay zekanın dahil olmasıyla Adobe Express'te artık yapabileceğiz. Önceden saatlerce süren işler artık dakikalara, hatta saniyelere kadar düştü. Özellikle bu işi profesyonel yapanların Adobe Express Beta'yı mutlaka değerlendireceklerdir. Yani şahsen artık ben bazı işlerimi Adobe Express'ten faydalanacağım. Mutlaka siz de detaylı bir şekilde inceleyin diyelim. Videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.